Mentrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'deki İslami sekülerlikten bir kavram ele alacağız. Özellikle bir kadınların davranış ve giyiniş tarzından bir şeyleri bahsetmem gerekiyor ve bunu ben fark ettim. Bunu anlatmam lazım. Ve şimdi o videoyu geçelim. Daha sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gözlerimin içine bakarken ciğerim mahvoldu. Love, love, love. What is it good for? Absolutely nothing. Gördüğünüz gibi bir sekülerlik kavramı var. Bunu konu edinmem lazım. Yani dünya hayatına dalma sistemi denen bir şey yani sekülerizm. Yani bu türbanlı olarak gözüken muhafazakar kesimin kızlarının genelde baktığımızda marjinalleşen bir kıyafet giyme tarzları ve değişik bir içerik üretme tarzına dönüyor. Genellikle TikTok ve Reels'da videolar çekiyorlar ve bunların çoğuna ben baktığımda İslami olarak bir içerikleri falan yok. Daha çok modern dünyaya dalmış insanlar ve modern dünyadaki eşyaları hava atmaya çalışan bir avuç iki yüzlü münafık insanlar neyse. Bu insanları gördüğümüzde genelde şunu kavramamız lazım. Bu insanlar kimlerle takıldığını size açık bir net açıklayayım ben burada. Genellikle buna üniversite ortamlarında belli bir kitle tarafından manipüle edilen kişiler. Yani manipüle edildikten sonra beyinleri yıkanıyor ve beyinleri yıkanıp içi boşaltılmış İslam oluyor. Yani bunların çoğu namaz kılmıyor. Allah'la ilişkileri falan yok. Daha çok süslü püslü sokaklarda gezen, koca peşinde koşan tipler. Bu tür insanlara baktığımızda genellikle bu başörtülü olarak adlandığımız bu kızların hiçbiri dinle ilgili ilişkileri yok. Yani bunlar genellikle süslü püslü, koca peşinde koşan ya da etrafta insanlara takılan, genellikle elit sınıfı muhafazakar kesime hitap eden bir kitle olabiliyor. Bazıları, hepsi değil ama genellikle çoğu böyle. Zengin de var, fakir de var. Genelde bunların dinli işi yok. Genelde tişört giyiyorlar. Altlarına bir değişik bir şey giyiyorlar. Üstlerine sadece kafalarına bir kumaş parçası takıp biz inançlıyız, Müslümanız, biz namaz kılıyoruz gibi algısı oluşup halbuki alakası yok. Sokaklarda, köşelerde gezen, Starbucks'larda takılan kızlar bunlar. Yani bunları ben çoğunu gördüm internet, sosyal medyasında, toplum içinde, her yerde, böyle AVM'lerde birçok bu tür insanlar var. Yani birçok insan bunların ne olduğunu bilmiyor. 90'lı yıllarda bu ülkede bir sekülerlik kavramı vardı. Yani başörtü yasağı, laiklik kılıfı altında yasakçı bir zihniyet toplum vardı. Yani genelde laiklik, demokrat, inançsız, seküler bir toplum oluşturma sistemi vardı. Yani o dönemki toplumlarda baktığımızda kadınlar genellikle baskı altındaydı. Günümüzde ise iktidar değişikliği ve muhafazakara hitap eden sosyalizm adlı hitap eden bir parti tarafından yönetilen ülkenin maalesef ki yeni nesildeki türbanlı başörtülü muhafazakarlar genellikle zengin züppeleri yapmaya başladılar. Yani para hırsı ve ikiyüzlü münafıklar, yani muhafazakarlığın mütevazi kısmından değil de daha çok gösteriş ve şatafattan peşinde koşan insanlar oluştu. Ve yoksul tekmeleyen, aşağılayan, onları hor gören bir nesil yetişmeye başladı. Ve bu bizi gittikçe muhafazakar kesimin mütevazilikten gösteriş ve şatafata kaydığını görüyoruz. Din ile ilişkisi olmayan bu yeni türbanlı kitlenin baktığımızda genellikle inançtan daha çok içlerindeki pisliği dışa vurmaktan kaynaklanan bir şey. Bunların çoğunun dinle işi olmadığını çok hepimiz çok iyi biliyoruz. Genelde gizli gizli iş pislikler yaptığını çok iyi biliyoruz. Yani bazılarının fahişelik yaptığını, bazılarının ise sevgili olarak takıldığını, yani ailesinden gizli gizli işler çevirdiğini hepimiz biliyoruz. Bir de şu dönem vardı. Eskiden radikalleşmek adı altında din muhafazakarlık kesiminin daha çok İran'a mı benzeyeceğiz, çarşafa mı bürüneceğiz diye bir korku vardı ülkede. Maalesef onlar artık aşıldı ve geçildi. Artık genelde insanların kılık kıyafeti ve yaşam tarzı bizi ilgilendirmiyor. Ama maalesef bazı kesimlerde buna çok detaylı takılıp batıya şirin görünmek için de can atan bir kesim de var zaten bu ülkede. Bir taraftan şunu da öğrenmemiz lazım. İnsanlar içerisinde bir marjinal kesim diye bir kesim de var. Bu kesime baktığımızda genellikle insanları alt üst eden bir yaşam tarzları olduğu için bu muhafazakar kesime de üniversite ortamlarında, lise ortamlarında kendi taraflarını çekmeye çalışıyor. Genellikle türbanlı olarak köprüyü geçen kadar ayı dayı diyorlar. Ve içlerini boşaltmış İslam yaşatıyorlar. Yani içki, sigara, uyuşturucu alıştırıyorlar. Yani daha çok bir günahkar bir sekülerizm dünyası yaşatmaya çalışıyor. Bunlara genel baktığımızda genellikle eylem yapan gençler arasından takılabiliyor. Marjinalleşen insanlarla takılan görüntüler oluyor. Maalesef ki bunlara baktığımızda bunlar gerçekten bilinç altında kandırılmış insanlar. Yani dinle ilişkileri yok. Yani içtikleri şey alkol, içki, küfür, fahişelik ve fuhuş yapmak. Maalesef ki muhafazakar kesim olan sekülerleşen türbanlı kişiler genellikle Instagram, Reels, YouTube, Shorts, TikTok
TikTok'ta falan takılıyorlar. Genelde bu takılmaların nedenlerinden birisi de başında gösterdiğim videodaki gibi daha çok rahat takılmaları ve inanç ve namaz kılmak, şükretmek gibi şeyleri yapmamaları, daha çok marjinalleşen kesimlerle üniversite ortamlarına takılıp onlar gibi olmaya başlayıp gelecekte başındaki kumaşı açıp din min olmayacağını anlatılmasına çalışması, yani ateistleştirme projesi gibi bir şey. Maalesef ki siyasi ayağı konuşursak imam hatipler diye bir şey kuruldu. Maalesef bu imam hatipler günümüzde işe yaramıyor. Ki o gençlerin birçoğunun dinle hiç ilişkisi falan yok. Küfür, fuhuş, fahişelik, yalakalık, gevşeklik odaklı hareket etmeden kaynaklanan bir şey. Maalesef ki Türkiye'nin gençliği geleceği hiç iyi değil ve gittikçe başka karakterlere özenen, kendi karakter yapılarına özenmeyen, insanlık adına sorgulamayan, eleştiremeyen, merak edemeyen bir nesil yetişiyor. Maalesef ki TikTok'taki videolara baktığımızda genelde zeka seviyesi düşük insanlar gittikçe artmaya başladı ve bu bizim için, gelecek toplumlar için hiç iyi olmayacak. Bu hayatın geçici olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve geçeceğinin bu hayat içerisinde ömrümüzün topu topu 70 yıl olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bildiğimiz halde yaşadığımız dünyanın geçici olduğunu gördüğümüz ve çalışarak ve kendi elde ettiğimiz şeylerle mutlu olarak birilerine hava atarak, gösteriş yaparak bir yerden sonra ölümün geleceğinin hiçbir açık ve net kaçınılmaz olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama maalesef ki insanlarımız artık geleceği değil de daha çok eğlenmek ve eğlendirmek, güldürülen insanlar üzerinden mutlu olmayı amacını uyduyorlar ve bu da insanların dünya hayatına dalmaya neden oluyor. Maalesef ki böyle gidiyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, videolarımızı başka arkadaşlarınıza önermeyi, diğer sosyal medyada da paylaşmayı unutmayın. Bildirim çanını açmayı unutmayın. Tümü olarak açıklayın ki, çünkü bildirimler herkese gitmiyor maalesef ve bildirim konusunda tümü butonuna tıklayarak açın. Daha sonra kanalımızı başkalarına önermeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.